Büşra Koç Edirne'den aramış. Büşra Hanım, iyi geceler. İyi geceler Beyaz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Neler yapıyorsun? Çok kısa bahset. Neler yapıyorum? Trakya Üniversitesi öğrencisiyim ben. Arkadaşlarla beraber aramak istedik ve aradık sizi. 12 öğrenciyiz biz burada, yurtta kalıyoruz. Harika, selamlar hepsine. Evet. Aleyküm selam. Ortamınız fevkalade, konuklarınız çok sıcak. Hepsine selamlıyorum. Bağışına hepsi de buradan selamlarını gönderiyorlar. Varsa sorun hemen alalım Büşra'cığım. Evet, sorun var. Öncelikle Cansu Dere'ye soracağım. Merhaba Cansu. İyi akşamlar, merhaba Büşra. İyi akşamlar. Kötü kadın rollerinden korkmadan oynuyorsunuz. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz. Kötü kadın üstünüze yapıştı mı sizce? Kötü kadın derken herhalde Eyşan'dan. Eyşan'dan bahsediyor. Evet. Yani kötü kadından kasıt Türk filmlerindeki kötü kadın değil artık. Yani buradaki yok, daha sert kadınlardan bahsediyor. Evet. Bizim biraz Türk televizyonunda ya da sinemada olmasa kadar televizyonda karakterlerin, kadın karakterlerin çok daha düz olduğuna inanıyorum. Eyşan o yüzden benim için bir şanstı. İlk okuduğum andan itibaren çok etkilendim Kerem'in ve Pınar'ın senaryosundan. Öyle bir ekipte olduğum için de çok mutluyum. Üstüme yapıştı mı sanmıyorum çünkü... Ya ondan sonra hani onun gibi bir teklif de gelmedi. Herhalde bundan aslında, sonra göreceğiz. Ben Eyşan'ı oynadığım için çok mutluyum. Zaman zaman da onu özlüyorum. Yani çok televizyon tarihinde enteresan bir karakterdi Eyşan. Sarf sen de iyi bilirsin. Hani Vilma da bilir ama herhalde bu tür yani kötüyü oynamak bir filmin içine daha avantajlı. Yani akılda kalıcı olması, role çalışmak daha keyifli falan filan. Hani iyi kadın yani karakter artık, olarak yani. Evet daha enteresan oyuncaktı. Çok renkliydi evet. Yani. Çok evet. Renkliydi evet diğer karakterlere. Dizi de güzel diziydi. Suskunlar da çok güzel dizi hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Yani en gerçekten güzel bir yeni dizi. Sezonda. Sağ olun. Harika olmuş. Suskunlarla ilgili bir röportaj yaptık. Sorduk daha doğrusu dışarıdakilere Suskunları nasıl buluyorsunuz diye. Bir onu izleyelim sonra devam edelim. Sarp Akkaya'nın başrollerinde bulunduğu Suskunlar dizisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Suskunlar dizisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Suskunlar dizisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sarp Akkaya'nın başrollerinde bulunduğu Suskunlar dizisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Serp Ak mı? Nasıl yani? Bir kişi cevap verdi, o da yanlış anlamış. Sen farklı. Reklamı da yapmayalım mı? Oh,